Buranın sorunu suyu yok. Suyu hayır çeşmesi olarak bırakmışlar. O da birisi hortumu çıkarıyor, biri takıyor. Bacada genellikle şey tutuyor, sen söyle. Yosu tutuyor. Sağlıklı bir şekilde içemiyoruz. Bir de doğalgaz sorunu var. Kestel Aktaş Tepe'nin yarısını almış, yarısı bir tarafa kalmış. O da inşallah Yunanistan'a dahil olacağız. Çünkü kimse bakmıyor. Ne Yıldırım doğru düzgün hizmet ediyor, ne de Kestel'de zaten yarısını almış. Bu vatandaş olarak 97'de geldim, bir su sıkıntısını ben de yaşadım. 2 sene bir fil su alamadım. Şimdi bu arkadaşlar komşu şimdi, yani bak görüyorsunuz camının şeyinden etrafa su alıyorlar. Şimdi buranın su sıkıntısı çok. Ulaşım şimdi bak yavaş yavaş gelişti. Bu şimdi bilmiyorum, şimdi Yıldırım'a bağlı. Şimdi daha köye bağlıydı, Yıldırım'a bağlandı. Yıldırım'da da şimdi buraya o günü geliyorlar. O yüzü bize verin falan. O bitti, seçim bittikten sonra buraya kimse gelmiyor. Suyadan su yok, elektrik var. Elektrik çok sıkıntımız oluyor. Elektrik bir evden 10 kişi oradan o evden alıyor. Şu anda yeteri olmadığı için, bir trafo olmadığı için elektrik bir lamba gibi işte akşam gürükmüyor. Ondan bir sıkıntımız çok oldu. Onu biz istiyoruz yani. Elektrik şu andan biz bir müracaatte bulunduk. Diyor şu anda yasa olmadığı için biz veremiyoruz. Biz kendi köyümüzde yaşadık, oturduk. Elektrikimiz de vardı, suyumuz da vardı. Her şeyimiz de vardı. Ondan sonra biz kocaman bir Bursa'ya geldik, büyük şehire geldik. Büyük şehirde şu anda bizim bir köylümüz, bir vatandaşlarımız, bir tanıdığımız Bursa'ya gelin ne yazık ki diyoruz. Siz Bursa'ya gittiniz, ne suyunuz var, ne elektriğiniz, ne yolunuz var, ne altyapınız var. Siz nasıl yaşıyorsunuz burada kocaman bir büyük şehirde? Önce Sayın Bülent Arıcı'ya bir sesleniyorum. Bülent Arıcı Sayın Vekilimiz Bursa'ya geliyor. Ne yazık ki bizim Karapınar, Aktaş Tepe'ye bir gelsinler, bir vatandaşların bir sorunu baksınlar, bir durumu baksınlar, bu insanlar ne haldedir, ne şeysindedir yani. Biz çok sıkıntı çekiyoruz. Biz istiyoruz ki o insanlar gelsin ki buraya bir sıkıntımız giderimizi çözülsünler. Aktaş Tepe'de oturuyorum. Şimdi şu anda bizim her şeyi yani yoktur. Ne su var, ne elektrik var, ne yol var, ne kanalizasyon var. Hiçbir şey yok. Ya. Kran kurtu istiyoruz. Geldi. Aktaş Tepe'nin alt kısmı Kestel'e bağlı. Her türlü sorunlarını çözülmüş. Altyapısı olsun, doğalgazı olsun, her şeyi olsun verilmiş. Yalnız Yıldırım'a ait olan yolun üstü Yıldırım'a ait olduğu için hiçbir hizmet yok. Onun için çok mağdur bir durumdayız. Ne doğalgazımız var, ne doğalgazımız var, ne suyumuz var, ne asfaltımız var. Ama biz de çok zorunda şaşırdık kaldık. Hangi, kim bize bakıyor biz de bilmiyoruz. Yıldırım'a, sözde Yıldırım'a bağlıyız. Yıldırım'da hiç ne geliyor ne gidiyor. Tamam canım. Tabii abi. Ben İbrahim Akçan, Aktaştepe'de oturuyorum. Yaklaşık 2009 yılından beri Bursa'da bulunuyoruz. Bu mahallenin sorunu su ve kanalizasyon sıkıntısı. Elektrik de dahil olmak üzere. Şimdi insanların ihtiyacı su olan bu çağda bizi susuz bırakıyorlar. Halkı susuz bırakıyorlar. Daha geçen seneye kadar tankerlerle bu halk, bu insanlar sularını gideriyorlardı, ihtiyaçlarını gideriyorlardı. Şimdi de
Su hala yok. İnsanlar bakın şöyle depolarımızla dolduruyoruz ve depoları kullanıyoruz. Hortum çekiyoruz camiden mecbur olaraktan. Su yok çünkü ihtiyaç yani bu medeniyetler muasır seviyesine gelen bu ülkede sözde hala susuz yaşıyoruz. Kendi çabalarıyla kanalizasyon gideri yapmaya çalışıyor. Ya bu bir insanla ne kadar olacak bir şey? Ya bir kepçenin olması lazım, belediye hizmetinin olması lazım ama hiçbir şey yok. Ya seçimden seçime geliniyor. Burada insanlara bir iki hoş laf, tabii insanlar da bilmiyor neyin olduğunu. Kapılıyorlar ve tekrar gidiyorlar. Ondan sonra zaten 4 sene bir görüyoruz yani seçimden seçime. Ya yazık insanlara, hasta oluyorlar çocuklar yani mikrop, pis, gerçekten akrabam var şu karşı mahallede. Yani gitmeye sıkılıyorum.